Sen de Akif. Evet, iyi akşamlar Çağla Hanım. Merhaba, nasılsınız? İyi akşamlar, iyiyim. Teşekkür ederim sizler. Çok teşekkür ederiz. Bugün Akram'ın doğum günü. Neler söyleyeceksiniz? Çok güzel, iyi ki doğmuş. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz peki? İyiyim, hiçbir sıkıntı yok. Güzel geçiyor her şey. Var mı yeni projeler? Neler yapıyorsunuz? Şimdilik dinleniyorum biraz. Spor, kendime zaman ayırmaya başladım. Yani daha yeni bittiği için yeni projeler geliyor tabii. Menajerim teklifleri değerlendiriyor. Okuyoruz senaryoları falan. Hayırlısı olsun bakalım. Evet, peki 2023 sizin için nasıl başladı, nasıl geçiyor diyelim? Güzel geçiyor. 2023'e girer girmez sakin bir şekilde şu an devam ediyorum. Bakalım, umarım çok güzel, başarılı bir şekilde geçer benim için. Umarız inşallah diyelim. Hepiniz çok için. Teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, iyiyim, sağ olasınız. Ne kadar güzel. Uzak durdum dedi diyorsunuz efendim. Neyle uzak? Artık oyunculuğu bıraktınız mı yoksa? Bıraktım, bıraktım artık. Bıraktınız. Emekli, her gün emeklilik. EYT'ye geçtim ben. Var mı özel bir süreci senin? Çünkü gayet yediniz, başarılıydınız. Bıraktım, biraz zaman aranın isimlerden. O tempodan yoruldum herhalde. Bir de çok küçük yaşta başlamıştım zaten. O yüzden 16-17 yaşlarında başlamışım oyunculuğa. Birazcık set temposu bana yorucu geldi, o yüzden bıraktım. Özlemiyor musunuz? İnan özlemiyorum. Hani izlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum. Ama hani bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum. Olmuyor mu? İleride belki küçük rollerde olabilir. Çok böyle hani çalışma temposunda olacağımı düşünmüyorum. Ya tekneden çalışma temposu muydu senin adım? Hani böyle genelde çocukken sendromu tarzı söylemler olur ama çok klasik bir söylem ama yani. Ya o uzun saat çalışma temposu gerçekten çok ağır aslında. Hani böyle izlerken çok anlamıyoruz ama tabii haftanın 6 gün sette olmak, 24 saatte geçen saatlerde çalıştırmak hani yorucu aslında. Benim bir saatten sonra artık İkna etmeye çalışanlar oldu mu bu karardan dönmeniz için? Camiadan olsun. Başlarında oldu ama bence artık herkes emekliliğime alıştı. Teklif de almıyorum. Rahatım yani. Alıştırdım diyorsun. Evet, evet. Teklif de yok yani. Nasıl öyle geçiyor? Teklif var, ben kabul etmiyorum. Nasıl geçiyor bunlar? İyi ev hayatı, köpeklerim, kedilerim beraber, eşim. Güzel gidiyor. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Bir ara haberler çıktı yurt dışına yerleştiğinizde dair haberler. Doğru mu? Yok, hiç öyle bir durum olmadı ya. Ülkemi seviyorum. Ülkem değil, ülkedeyim. Hiç öyle bir durum olmadı. İstanbul'da yaşamaya devam edeceğiz galiba. Evet, evet. Kalabalığı seviyorum. Hani genelde hep akılları şey sorusu gelir ya işte. Bir oyunculuğu bıraktı, köye yerleşti vesaire. Dedim ondan sorayım dedim ben de. Yok. İleride belki biraz daha yaşlanacağım olabilir. Siz yaşlanmaz mısınız? Ben size söyleyeyim. Ay yok ya, yaşlandım. Kaka geldim artık. Peki, şey, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çocuk mu yapalım sohbet? Gelmedi, gelmedi. Pardon. Senin adın buradayım. Teşekkürler. Girin abi, bakın.